Sıradaki haberimiz öğretmenlere zorunlu din dersi. İzmir'de Eğitimsen İkinoğlu Şube Başkanı Veysel Beyaz Adam. Çevrim içi eğitimlerle birlikte öğretmenlere ek gelir sağlanmasının karşılığında zorunlu din dersi eğitimin verilmesini istemiş. Konunun detayları için sendeyiz Süleyman. Tabii burada öğretmenleri şeyden yakalamak var. Para pul meselesinden yakalamak var. Yine İzmir dikkati dersen Eskişehir, İzmir. Evet, hep Özellikle bahsettiğin yerler. sekülerliğin egemen olduğu bölgelerde bunları yapmaya çalışıyorlar. Uzun vadeli bir hesapları var. Eğitim Sen gibi, Eğitim İş gibi bazı sendikalar buna karşı direniyor. Ama dediğim gibi bunun şöyle olması lazım ya, velilerin destek vermesi lazım. Mesela velilerin destek vermesi lazım. Veliler Derneği diye bir dernek var. Tüm sendikaların bir araya geliyor olması lazım. Ama maalesef kadrolaşmada Eğitim Bir Sen denen AK Parti'nin gizli örgütü diyeceğimiz bir sendika egemen. Müdürlerin çoğu Eğitim Bir Sen'den. Bir de MHP'li bir tane var da. Türk Eğitim İş miydi neydi adı, tam hatırlamıyorum. Zaten çocukları zehirliyor bunlar. Şimdi bir de öğretmenleri böyle baskı altına alıp sonuçta şeye bakacak. O dersi harbiye vermiyor. Sonra da müfredatta uyguluyor mu uygulamıyor mu diye bakıyor. Çocukları zehirleyecek mi zehirlemeyecek mi diye bakacak. Örgütlü bir toplum olabilirsek buna karşı koyabilirdik. 12 Eylül'den beri ne yazık ki sendikaların geldiği durum ortada. Yine de Eğitim Sen'de Eğitim İş bayağı bir mücadele veriyor. Haksızlık etmeyelim. Ama öğretmenlerin ekseri çoğunluğunun maalesef laiklik, bilimsel ve laik eğitim umurunda değil. Bunu da söylemek lazım. Bir mesleki etik problem. Aynı zamanda tabii ki bir eğitim problemi. Yurttaşlık problemi. Atatürk'ün öğretmenler için söyledikleri Türkiye'de artık geçerli değildir maalesef. Durum o kadar kötü. Ama Eğitim durumu zaten rezil. mecliste oturanlar, uyuyanlar kadar öğretmenlerimize ücret verebilseydik belki bu konuları tartışmıyor olacaktık. Tabii yani zamanında belli şeyler yapılmış olsaydı bu sadece AK Parti gökten zembille inmedi ki Elif. Doğru söylüyorsun. AK Parti bu ülkeyi rezil eden merkez sağ hükümetler sebebiyle bugün var burada. AK Parti Türk toplumu, Türkiye toplumu bir yansıması, bir alter egosu. Kötülük ya, kötü içimizdeki kötülüğün yansıması hepsi. Ve Çok var mı? doğru. Evet var. Açgözlülük var mı? Var. İkiyüzlülük var mı? Var. Münafıklık var mı? Var. Şiddete Kıskançlık meyil var var mı? mı? Var. Ne yazık ki böyle bir durum, işte sonuçlarını görüyoruz.